Akıllı Tarım Kentler modelimizin lansmanında hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Bakanım, değerli katılımcılar, bildiğiniz gibi ülke düzeyinde ekonomik ve toplumsal kalkınmanın gerçekleşmesi ancak bölgeler arası ekonomik ve sosyal dengesizliklerin giderilmesiyle mümkündür. Bu da yerel ve bölgesel kalkınma neticesinde elde edilebilecek bir sonuçtur. Bu tespiti yapmak önemli. Fakat bu noktada artık harekete geçmemiz, vakit kaybetmeden çalışmamız gerekiyor. Ülkenin üreten güçleri olarak hem sanayici ve iş insanlarının hem de çalışan nüfusumuzun artık yüzünü kırsala dönme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Artık tüm kentlerimizi ellerinde bulundurdukları avantajları kullanarak ulusal ve uluslararası arenada rekabet gücü yüksek, güçlü birer konuma yükseltmemiz elzemdir. Bunu başardığımız takdirde ülkemiz adına, milletimiz adına büyük bir kırsal hamleyi başlatacağımıza inanıyoruz. Tüm projelerimizi bu düşünceyle gerçekleştiriyoruz. Uzun bir fizibilite çalışmasının ardından ortaya koyduğumuz MÜSİAD Akıllı Tarım Kentleri de bu projelerimizden biri. MÜSİAD Kırsal Kalkınma Komitesi tarafından koordine edilen projemizin, ülkemizin kırsal, bölgesel ve topyekün kalkınması noktasında önemli bir görevi üstleneceği kanaatindeyiz. Malumunuz, COVID-19 salgını tüm dünyada etkisini gösteren bir ekonomik sıkıntılar sürecinde beraberinde getirdi. Kriz sonrası dönemde ortaya çıkacağına inandığımız fırsat ortamının birçok sektör için büyük avantaj sağlama potansiyeli taşıdığını söyleyebiliriz. Bu sektörler arasında gıda sektörü daha fazla ön plana çıkmaktadır. Nitekim yaşanan son gelişmeler, küresel ölçekte tarımsal üretimin verimli olmasının beklendiği 2020 yılında virüs salgınına yönelik alınan tedbirler nedeniyle bazı ülkelerde gıda sektörüne yönelik ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini göstermektedir. Gıda ürünlerine yönelik yaşanabilecek küresel tedarik sorununa ilişkin ülkemizin ciddi anlamda avantajlı bir konuma sahip olacağını ifade edebiliriz. Gıda sektöründe yaşanacak muhtemel bir küresel talep artışında Türkiye'nin dünya genelindeki tüketim algısındaki olumlu imajını çok iyi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Gıda, tarım ve hayvancılık alanında ortaya çıkacak olan bu fırsat ortamının kısa süreli olmayacağının da altını çizmek isterim. Çünkü basit bir matematikle sizden hali hazırda üretim bakımından geride kalan ülkeleri geçtiğinizde ve tüm dünyada gıda alanında oluşacak açığı doldurduğunuzda eliniz güçlenecek, bu da sürdürülebilir bir gücün önünü açacaktır. Müsaadenizle Türkiye olarak tarımda göstermiş olduğumuz performansa yönelik bir takım rakamsal verileri açıklayacağım. 2018 yılında 22,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen toplam tarım ihracatı 2019 yılında 23,4 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. 2020 yılının Ocak-Eylül döneminde ise 17,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen tarım ihracatı önceki yılın aynı döneminde 16,3 milyar dolar seviyesindeydi. Böylece COVID-19 etkisiyle gerileyen toplam ihracata rağmen tarım sektörüne yönelik ihracatın artış kaydedildiği görülmektedir. Toplam tarım ihracatına bakıldığında 15,4 milyar dolar düzeyindeki bitkisel ürün ihracatının ağırlığı da dikkat çekmektedir. Ağaç ve orman ürünleri ihracatı 5,5 milyar dolarla bitkisel ürün grubunu takip ederken hayvansal ürün ihracatı 2,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.
Değerli misafirler, Türkiye ihracatının %30'unu tarıma dayalı sanayiciler gerçekleştirmektedir. Esasen Türkiye'ye net döviz kazandıran, yani ticaret açığı vermeyen sektörler tarım ve tarıma dayalı sanayi kategorisinde yer almaktadır. Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü FAO tarafından yayınlanan yeni rapora göre gıda ve tarımsal ürünlerde küresel ticaret son 20 yılda 2 kattan fazla artmıştır. Rapor, küresel tarım ve gıda ihracatının yaklaşık 1/3'ünün küresel değer zinciri içinde işlem görmekte ve sınırlarını en az iki kez aştığını tahmin etmektedir. Küresel değer zincirlerinin yükselişi, pazarları ve ticaret süreçlerini dönüştüren, çiftçileri bölge ve ülkedeki tüccarlar ve tüketicilere bağlayan, gelir artışı, düşük ticaret engelleri ve teknolojik ilerlemelerden kaynaklanmaktadır. Önümüzdeki tablo bu şekildeyken, yani Türkiye için avantajlı bir seyir söz konusuyken, bizler yeni projeler ve atılımlarla Türkiye'nin tarımda yakalamış olduğu yukarı yönlü hareketini daha da hızlandırmayı ve güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda hayata geçireceğimiz MÜSİAD Akıllı Tarım Kentleri projesi, tarım, hayvancılık ve endüstriyel tarım alanları başta olmak üzere kırsal kalkınma hedefine uygun çalışmaları ve kırsal yaşamı teşvik edebilmek adına geniş çaplı bir dönüşüm içeriyor. Kırsal kalkınma ve kırsal dönüşümü temel alan akıllı tarım kentleri, kırsal yaşamı şehir standartlarında yeniden yapılandırmayı hedefliyor. Yüksek refahlı yaşama esas alan modelde akıllı tarım kentlerindeki ana üreticilerin ve üretimde çalışan kişilerin aileleriyle birlikte yaşayabilecekleri müstakil ev ve dairelerin yanı sıra tüm ihtiyaçlarının karşılanabileceği dev bir yaşam alanında inşa edilecek. İnşa edilecek yaşam ortamında eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, tarım meslek yüksekokulu, kafe ve lokantalar, sinema ve tiyatro, kent meydanı, parklar, küçük bir AVM, spor alanları, el sanatları merkezi, butik otel ve cami yer alacak. Toplamda 40 bin dekar alanda konumlandırılacak olan akıllı tarım kentler, içinde bulunduracağı mesleki kurslar, sürekli eğitim merkezi, dijital ve inovasyon merkeziyle hedeflenen köklü ve sürdürülebilir bir değişimin beslendiği kaynaklar olacak. Yıllık 400 milyon lira ticaret hacmine ulaşması planlanan akıllı tarım kentlerinde tarımsal ve kırsal üretim her bölgenin kendi özgü ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda üretim çeşitliliği temelinde gerçekleşecek. Proje, halkımızın şehir hayatının tüm imkanlarını erişerek yaşayabilmesini hedefliyor. Dolayısıyla bu imkanlar birçok insanımızın kır hayatına özendirecek ve sürdürülebilir kalkınmayı da mümkün kılacaktır. Kendi kendine yetebilen, üreten, geliştiren, aynı zamanda sosyal yaşamdan ödün vermeyen, doğal, akıllı, dijital yaşam kültürünü oluşturmayı hedefleyen akıllı tarım kentleri 5 ana başlığı kapsıyor. Dijital ve akıllı tarım üretim ekosistemi, ortak akıl üretim ekosistemi, yüksek refah ve yaşam ekosistemi, üreten değiştiren sosyal ekosistem ve ortak akıl yönetim ekosistemi. İçerisinde bizim genel olarak MÜSİAD olarak yatırım, üretim ve ticaretin senkronizasyonunu düşündüğümüz için soğuk hava deposu, tır parkı, paketleme, dağıtım, laboratuvar, seracılık, organik ve doğal ürün pazarı, botanik bahçesi bulunan modern ve fonksiyonel yaşam alanları oluşturan akıllı tarım kentleri, tabii ki gençler ve kadınları önceleyen bir istihdam modeli üzerine inşa edeceğiz. Projeleri kabul edilen 40 yaş altı genç girişimcilere verilecek olan bu projede
500 aile 1000 çalışan toplamda 3000 kişiye kırsal şehir hayatı sunulacak. Aynı zamanda devlet tarafından genç çiftçilere yönelik verilen teşvik ve desteklere ek olarak bizler de MÜSİAD olarak genç girişimcilerimizin her zaman yanında olacağız. Nitelikli eğitimli kişilerin istihdam edileceği akıllı tarım kentleri bilgi, teknoloji ve yenilik üretecek. Türkiye olarak dünya çapında hedeflerimize ulaşmak için stratejik sektörlerden olan gıda, tarım ve hayvancılıkta ülkemizin sahip olduğu gücü tümüyle ortaya koyacağız. Sayın Bakanım, değerli katılımcılar, bizler gelişmeye, ülkemizi geliştirmeye devam edeceğiz. MÜSİAD olarak her fırsatta ifade ettiğimiz gibi beraber üreteceğiz, beraber satacağız, hep beraber kazanacağız. Akıllı Tarım Kentleri projemizin bu hedefimizde inşallah bizlere çok büyük bir ivme yaşatmasını temenni ediyorum. Bu modelin oluşturulmasında desteğiyle başta Sayın Tarım ve Orman Bakanımız Doktor Bekir Pakdemirli Beyefendi olmak üzere Kırsal Kalkınma Komitemize, sponsorlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum.